Dem Parti'nin 22 ilçede aday çıkarması, 17 ilçede çıkarmaması ve CHP ile yürütülen görüşmelerde bir kent uzlaşısı mıdır? İşte Türkiye ittifakı mıdır? İstanbul ittifakı mıdır? Bir aslında sürekli yeni mesajlar geliyor. Ne anlama geliyor bu? Vallahi şimdi Dem Parti'nin İstanbul'da aday çıkardığı ilçeler şimdi Arnavutköy, Başakşehir, mesela Beykoz ve Esenler Sultanbeyli, Sultan Gazi, AK Parti'nin kaleleri çok güçlü olduğu yerler. Hı, hı. Kağıthane, Güngören, Gazi Osman Paşa burada aday çıkartır, belki etki eder. Ama aynı zamanda Bakırköy, Adalar, Beşiktaş gibi yerlerde, de hatta kısmen Beylikdüzü, Kadıköy. Bunlar da CHP'nin çok kuvvetli olduğu yerler. Dolayısıyla burada da oradan CHP'den bir oy alabilir. Aynı şey çıkarmadığı ilçeler içinde geçer. Yani Bağcılar, işte Bayrampaşa, Bahçelievler Ak Partinin kuvvetli olduğu yerler Fatih, ama diğer yerlerde de yine Sarıyer ve benzeri hı hı. Ataşehir CHP'nin güçlü olduğu yerler Şişli aynı şekilde. Dolayısıyla burada neye göre bir plan yaptılar bilmek mümkün değil. Yani neye göre aday çıktı çünkü her iki tarafta da iki tarafında kuvvetli olduğu yerler var. Çıkarılan adalarda çıkarılan ilçelerde de çıkarılmayan ilçelerde. Ama burada Esenyurt'ta son anda aday değişti ve CHP adayı değiştirdi. E, Dem Parti daha aday çıkarmadı. Bunun da il genel meclisi... Az önce evet ben Dem Parti çıkarmış gibi ifade ettim. Doğru ifade o. Evet Hı. yani Esenyurt'ta son anda Ahmet Özer ki geçmişte konuşmalara bakıldığı zaman da Dem Parti'ye görüşlerine yakın biri. Orada da il genel meclisin çoğunluğunu almak için bir hamle olabilir. Çünkü Esenyurt sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin en büyük ilçesi. Orada çok sayıda il genel meclisi, ilçe genel meclisinden kişi çıkıyor. Çünkü Sayın İmamoğlu eğer kazanırsa Kazanması yetmiyor. Meclis çoğunluğunu da alması lazım. O yüzden Esenyurt'ta bence böyle bir anlaşma var. Ama ben şöyle yorumluyorum bunu. Şimdi daha önce C Dem Parti, e Adana ve Mersin'de de aday çıkarmayacağız demişlerdi. Ama çıkardılar. Hı hı. İzmir'de de çıkardılar. İstanbul'da da aday çıkardılar. Son anda tartışmalara konu oldu ama gittiler, verdiler o isteği. Orada adaylar çıktı, burada da. Şimdi İstanbul'da belli ki bir hani... Eğer gerçekten tam bir ittifak olsa niye aday çıkardı diyebiliriz. Ama seçmeni nasıl konsol? Yani biz aday çıkardık ama siz gidin Ekrem bir e oy verin mi diyecekler. O işe yarar mı? Sağlayabilirler İstanbul'da... mi bunu? Seçmeni 9... yönlendirebilirler mi? Ee, sanmıyorum. Bir yani bir kısmı de. olsa bile bir kısmı... Seçtim. Çünkü Mera... aday çıkarmaz o zaman. Şimdi nasıl 22 ilçede çıkardı, 17'sinde çıkarmadı. İstanbul'da eğer tam bir Ekrem Bey desteği olsa çıkarmazdı. Çünkü Dem Parti'nin bir kısmı bence Ekrem Bey'den ziyade şeye oy verecek. Yani kendi partisi verecek. Çıkarmasa hı hı. öyleydi. Son anda tartışmalar oldu. Ben kendi siparatımı iki gün önce burada söyledim. Ee, çıkarmayalım diyenler olmuş ama Tuncer Bakırhan gibi eş genel başkanlar hayır çıkaralım. Biz kimsenin yancısı, işte yedek lastiği aynen ifadelerde bu değiliz demişler. Yani Dem Parti içerisinde bir CHP tartışması mı evet, oldu? Evet Tuncer Bakırhan da o yüzden de çıkaracağı çıkardılar. Şimdi bunu seçim sonuçlarında anlarız. Yani eğer İstanbul'da %8-9 civarındaki DEM Parti oyunu komple Sayın İmamoğlu'na giderse evet öyle olabilir veya 1-2 puan eksikle giderse ama onu nasıl iletişim olacak? Hani telefon açıp sen ver sen verme. Dolayısıyla bunu şey görmek e, çok kolay e, görmüyor. Ama ben aday çıkarıyorsa DEM Parti seçmeni hala kendi partisine oy vereceğini düşünüyorum. E, kamuoyunda gördüğüm de kendim yani biz yani yıllarca destekli destekli, destekli nereye kadar o yüzden de kendimiz aday çıkaralım demişler. İstanbul'da Hadi, yani işte ama ha? şey şu anda iyiydi. Yani evet. dolayısıyla ben esen Esenyurt'ta bir uzlaşı olduğu kesin. Orada da inkar edilecek bir durum yok. Çünkü CHP hani en son Esenyurt'u açıkladı İstanbul'da. Ya yani bütün ilçeler 39 ilçe içinde en son oraya açıklıyorsun. Onu da değiştiriyorsun. Onu da değiştiriyorsan Hı -hı. demek ki dem öyle istediği için böyle yaptın. o da ilgilenmesi çoğunluğu için. Elimde benim telefonumda. Bu arada ilk açıklama Dem Partisinden geldi. Biz Esenyurt'ta kent uzayısı sağladık Aynen. dedi. Bu o... açıklamanın ardından CHP adayını ee, çekti. Toroslar için de geldi o. Yani Mersin işte Toros, Akdeniz. pardon, Akdeniz ilçesi için Akdeniz ve Esenyurt'ta biz CHP'li kent uzayısı sağladık dedi. Ama Sayın şey de Özgür Özel de artık açık yürüteceğiz. Gizli kapaklı bir şey yapmayacağız. Dedi. Yani, bir örtülü ittifak mı var burada size şimdi göre? Şimdi Mersin'de, şimdi eğer kendi aralarında dediğim gibi Mersin'de e, aday çıkardılar. Eğer tam bir destek mesela Mersin'de şimdi aday çıkarmasa kimsenin umurunda olmaz. Hani İstanbul'da olur da ama aday çıkardığına göre kendi adaylarına demek ki oy verecekler. Öyle yorumlamak lazım. Öbür türlü seçim sonucuna göre ben bir şey diyebilirim. Şu an ezbere bir şey söylemem mümkün değil ama Akdeniz'de Esenyurt'ta CHP ile DEM Parti anlaştılar ve orada beraber... Mersin ye, Büyükşehir'de daha de, keza DEM Parti adayı göstermedi. Yani gösterdi. sadece... Mersin Adana'da da gösterdiler. Büyükşehir'de. Büyükşehir'de gösterdiler diye hatırlıyorum. Adana'da, Mersin'de. Dün akşam konuştuk. gösterdi. Göster. Ona bakayım evet. ben, ben efendim. Öyle tedbirli, tedbirli aday gösterdiler. Yani tedbirli. Şey, tedbirli. Ha bunun sandığa şey... Şu inkar edilmesin ama yani... Is, Akdeniz ve Esenyurt'ta CHP ile DEM Parti'nin şeyi var. Ben burada yalnız şeyi anlamadım. Yani de, Sayın Özgür Özel öyle pek numara yapacak bir birine benzemiyor. Yani numaradan konuşacak birine benzemiyor. Ee, i̇şte Dem Parti, AK Parti ile işbirliği yapmakla biraz itham ediyor ama doğru bir yorum değil bence o. Yani evet, sanki Ali acaba... Bozan, Leyla Akgül. Evet çıkardı orada Değilin da. Şimdi, de, bana... evet. şimdi. bu ama sabah bunu verdim çünkü. siz bir tedbirli derken... Evet, yani, dün tartıştık, konuştuk. Yani, yani. şey ama yani. değil. Evet, ama çıkart. şunu söyleyeyim. Sanki Dem Parti, ben şöyle anlıyorum. Yani CHP Türkiye genelinde destek verelim değil de İstanbul, Mersin böyle bazı yerlerde mesela İstanbul'da İmamoğlu'nun kazanmasını istiyorlar. Mersin'de de Vahap Bey'in sanki böyle Ekrem Bey'e daha destek oluyorlar gibi görünüyor. Çünkü Özgür Bey'e destek olsa Özgür Bey onları bu kadar eleştirmez. Çünkü kimse numaradan birbirini eleştirmez. Aday çıkarmaz İzmir'de başka yerde. Dolayısıyla ben gördüm İstanbul'da DEM Parti'nin Sayın İmamoğlu'na çalışabilir ama o zaman da Meral Hanım'ı niye aday gösterdiniz? Meral Danış Beştaş'ı niye gösterdiniz ya ee, Çepni'yi, Murat Çepni'yi yani o da bir soru. Şu bunların hepsi kafamızı dolaşıyor. Burada kamuoyuna izah edemeyiz işbirliğini. Ama aday çıkarıldığında daha rahat oluruz bakışı mı var sizce? Şimdi bu Yani örneğin. Bence şimdi eğer bakın aday çıkardığında ben genç HDP'li seçmen, tanıdıklarım hepimizin var. Ben kendini biz CHP'nin yedek lastiği değiliz lafını bütün HDP'liler söylüyor. Dolayısıyla da ben onların HDP'ye yani DEM Parti'ye vereceğini düşünüyorum aday çıkardılar. Çıkarmasalar tabandan tepki görürdük. Tuncer Bakır'ın ifadesi bu. Hı hı. Aynen bunu söyledi. Yani tepki görürdük dedi. Ama öte, öte yandan Esenyurt'ta da tam da demin istediği, istediği kişiyi koydu oraya CHP. Yani onun istediği bir aday oldu. Dolayısıyla da orada bir, ve Akdeniz ilçesinde bir uzlaşı orada var. Sanki biraz daha İstanbul özelinde belki bir işbirliği olabilir mi? Ama Özgür Bey de biraz hem deme sert konuşuyor hem de şeye. Ama öte yandan İstanbul ve işte Mersin kent uzlaşısı sağladık adı bu yani söylüyor He. böyle karman çorman bir durum var yani gördüğüm bu